O aksiyon görüntüleri var. Hemen bu görüntüler varken bir de haberini izleyelim. Neden bahsediyoruz? Seyredelim. Cemal Hünal'ın başrolünü üstlendiği Kızım ve Ben filminin çekimleri dolu dizgin devam ediyor. Filmin mimarlarından ve yapımcılarından metafizik ve biyoenerji uzmanı Salih Memişoğlu da setteydi. Gerçek yaşanmış bir öykü, bir arkadaşımın üzerinde biz bunu yaşadık. Yaşanmış bir hikaye, gerçek bir film. Kızım ve Ben filminin yapımcılarından Salih Memişoğlu bu filmi herkes ama herkes izlemeli diyor. Biz de hemen soruyoruz, neden? Çünkü bunun geliri de Dünya Yediğim Şeyi Çocuklar Vakfı'na gidecek. Biz Dünya Yetim Şehit Çocukları Vakfı adına yapıyorum bu filmi. Onun üstlendim. Filmin geliri Dünya Yetim Şehit Çocukları Vakfı'na gidecek. Bakalım Cemal Hünal neler söyleyecek diyoruz ama. Şimdi ben talime gideceğim. Sayınıza. Tepeden aşağı intikal etmemiz lazım. O zaman biz de filmin yapımcılarından Burak Memişoğlu'na uzatıyoruz mikrofonumuzu. Bunu diğer filmlerden ayıran tek nokta kullanılan bütün özel harekatlar, kullanılan bütün araçlar. Hiçbiri giydirme ve oyuncu değil. Burada gerçekleri yaşıyoruz. Cemal Hünal'ın yanı sıra İrem Helvacıoğlu da var filmde. Filmin yetenekli çocuk oyuncusuysa Zülal Memişoğlu. Filmin konuk oyuncularından biri Ömür Arpacı, diğeri ise... Herkesin çok sevdiği baba bir ses Cengiz Kurtoğlu. Projemizde bizle birlikte. Burada da inanın şehit ailelerine... Filmin gelirinin annesiz ve babasız şehit çocuklarına bağışlanacağını duyunca Cengiz abi bana hiçbir şey gerek yok deyip Antalya'dan ilk uçağa atlayıp buraya geldi. Senaryoyla soruyoruz Burak Memişoğlu'na. Ancak o bize filmin senaristi ve yönetmeni Murat Gürvardar'la yaşadıkları ilginç bir iddia olayını anlatıyor. Senaryoyu ben kolayca ağlayabilen bir yapıya sahip değilim ama iddia sonucu iddiayı kaybettim. Senaryoyu ilk okuduğum gün... Ağladığımın videosu hatta kendisinde mevcut. Bu konuda tehditler de alıyoruz. O yüzden dolayı hem dram yüklü hem de polisiye, aksiyon yüklü bir film. Cemal Hünal bakalım projeye nasıl dahil olmuş? Çok özel bir proje olduğunu, gerçek bir özel harekatçının hikayesi olduğunu ve filmin gelirinin şehit yakınlarına gideceğini söyledi. Beni kalbimden vurdu tabii. Senaryoyu da sorduk ünlü oyuncuya. Murat Birvardar'ın yazdığı. Gerçek bir hayat hikayesi ve yapımcımız Salih Memişoğlu'nun bir tanıdığının gerçek bir hayat hikayesi. Çok sıkı bir eğitimden geçmiş Cemal Hünal. Gerek silah eğitimi, yürüyüş eğitimi, teçhizat kuşanma eğitimi, çok gurur duyuyorum ben buna. Çünkü üzerindeki üniforma hak edilmesi gereken bir şey ben. Gurur duyuyorum. Bizler de gurur duyuyoruz bu mangal yürekli kahramanlarla ve filmin bir an önce vizyona girmesi için sabırsızlanıyoruz. Çok acayip güzel, sahneler var. Çok güzel sahneler var. Film bir an önce vizyona girsin diyoruz. Herkes desteklesin. Gişe rekorları kırsın. Çünkü sonuçta bütün gelir yetim ve şehit çocuklara gidecek. Ya. O yüzden herkes çok bu önemli. Filmin bir an önce vizyona girmesini bekliyor. Yapımcılarına da buradan saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Ve güzel, bütün gerçek. Yapımcıları da böyle güzel sosyal sorumluluk projelerine davet ediyoruz. Gerçek hayat hikayelerinden alınması çok güzel bir şey bir defa. Ben biyografi ve gerçek alıntılar hastasıyım. O yüzden herhalde ilk izleyenlerden biri ben olacağım diye düşünüyorum. Bir de hani şehit ailelerini de anlatacak burada. Çok kanayan bir yara olduğu aynen. için dolayısıyla hepimizi yakından ilgilendiriyor. Kesinlikle gidilmesi gereken bir film. Ali abi sen setlere çok gidiyorsun. Gazeteci olarak seni çok çağırıyorlar. Gel evet. Ali Eyüboğlu bir bak bize neler yapıyoruz. Bir sohbet et. Bir gözlemlerini bizimle paylaş diyorlar. Sen şimdi böyle bir baktın. Böyle farkındayım şöyle bir izliyorsun bütün aksiyon sahnelerini, setin devamını neler görüyorsun? Senin de bir düşüncelerini alabilir miyim? Şimdi böyle özel harekatçı polislerin olduğu 3-4 dizi başladı. Evet. Bayağı da ilgi var bu dizilere. Sinema filmi konusunda bir eksiklik var. Çünkü yıllarca Hollywood dünyaya... Normalde kaybettiği Vietnam Savaşı'nın setlerde nasıl kazandığını gösterdi. Masa başında nasıl kazanıldığını. Bizim de dünya kadar şehidimiz ve özel hareketçimizin dramı var. Anladığım kadarıyla bunlardan birinin hayat hikayesini anlatmışlar. Böyle onlarca film yapılması gereken o kahramanlarımız var. Şehitlerimiz var.
sosyal sorumluluk projesi aslında bunların film ve dizi yapılması. Onların anılarını yaşatma adına bu kahramanları yeni nesillere, daha geniş topluluklara da tanıtma adına umarım hedefine ulaşır. Kemal Ünal çok etkileyici dediğine göre senaryosu da etkileyicidir. Umarım hedefine ulaşır. Vizyona girdiğinde inşallah karşılığını bulur. Ulaşacaktır, evet, ulaşacaktır diyorum. Bir de zaten hani filmin geliri yetim şehit çocuklarına gitmesi çok hassas, güzel. Çok hassas bir konu. Herkes, onun için de 3-4 göre bile gidecektir herkes. Evet, mutlaka bence çok fazla olmalı. Biletler alınacaktır diyorum. Cesaretli bir iş. Kesinlikle. Güzel bir iş. İnşallah. Helal olsun. Yolu arkasında olsun. Durun. Bununla ilgili de zaten biz haber yapmaya devam ederiz. Çünkü zaten sonuçta filmin geliri bu çocuklara gidecek. Evet. Tabii yani çok güzel. Bu önemli. Yani. Hani sen amaç ya, önemli. Ali abi hep söylüyor ya, kamu yararına hizmet etmeli. Al tabii işte ki. Ali abi buyur. Evet. Değil mi? Tam evet. Bu noktadan bahsediyorsun. Peki hemen az sonralarımıza bakalım. Çünkü bir misafirimiz olacak.